3 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Ana haber bültenimize Suriye'den sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Evet değerli izleyenler, Esad rejimine ait uçakların Halep'in Ensari mahallesini bombaladığı bildirildi. Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre yaşamını yitirenlerin arasında çocuklar da bulunuyor. Bombardımanda 3'ü çocuk, 1'i kadın, 9 sivil yaşamını yitirdi. Öte yandan rejime ait helikopterler Halep yakınlarındaki bir beldeyi de bombaladı. Saldırıda sivillerin yaralandığı öğrenildi. Öte yandan kimyasal silahları yasaklama örgütü, Suriye'nin kimyasal silahlarının Ocak ayından itibaren imha edilmeye başlanacağını açıkladı. Bu arada iki İspanyol gazetecinin El-Kaide bağlantılı çeteler tarafından kaçırıldığı açıklandı. ...10-17 Aralık İnsan Hakları Haftası ve bu haftanın eylemlerine Roboski'de start verildi. Çünkü 34 sivilin Türk savaş uçaklarınca katledildiği Roboski katliamının üzerinden 2 yıl geçti. Ancak katliam hala aydınlatılmadı. Yaşam hakkının ayaklar altına alındığı Roboski gerçeği, şimdi demokratik bir Türkiye isteyenlerin mücadele alanı. 28 Aralık 2011'de Türk savaş uçakları Şirnek'in Kleban ilçesine bağlı Roboski köyünde katliam gerçekleştirdi. 34 sivil dünyanın gözleri önünde katledildi. Katliamın failleri hesap vermediği gibi katliam aydınlatılsın diyenler cezalandırıldı. Türk yargı sistemi katliamı aklamak adına her türlü yöntemi denedi. Ancak Türkiye'nin demokrasisi ve barışından yana olan kesimlerin katliamcı zihniyete karşı verdikleri mücadele geri adım atmadı. Bu nedenledir ki 10-17 Aralık İnsan Hakları Haftası Roboski'de karşılandı. İnsan hakları savunucuları ve STK temsilcileri Roboski'yi ziyaret etti. Roboskililer insan hakları savunucularını Roboski mezarlığında karşıladı. Karşılamanın ardından aileler ve heyet katliamda yaşamını yitirenlerin mezarlarını ziyaret etti. Ziyaretin ardından hazırlanan ortak basın açıklaması İHA'de AMET Şube Başkanı Raci Bilici tarafından okundu. Türkiye'nin insan hakları ve özgürlükler açısından durumunun vahim bir noktada olduğunu kaydeden Bilici, Türkiye'nin öncelikli olarak adil ve onurlu bir barışa ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Bilici, yaklaşan Roboski katliamının yıl dönümüne dikkat çekerek faillerin açığa çıkarılarak yargılanması çağrısında bulundu. Yaşam hakkına yönelik ihlallerin yanında gerçekleşen bazı hak ihlallerine değinmekte yarar görüyoruz. 2013 yılında Kürt sorunu Türkiye'nin insan hakları ve demokrasi sorununun en önemli halkası olmayı sürdürmüştür. Köylerimizin yanı başında bulunan dağlara bombalar yağdırılarak 34 yakınımız, çoğu çocuk yaşta olmak üzere 34 yakınımız paramparça bombalarla katledilerek öldürülmüştür ve yaşam hakları ellerinden alınmıştır. Peki bu haftaya Türkiye nasıl bir tabloyla girdi? İnsan Hakları Derneği İHA'de ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı TİV ortak basın açıklamasıyla bu sorunun yanıtını verdi. İHA'de Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan kara tabloyu şu sözlerle açıkladı. Dolayısıyla biz insan hakları gününde bir mücadele bilinciyle davranıyoruz ve dünyada insan haklarının kalıcı hale gelmesini, insan haklarına dayalı rejimlerin oluşmasını sağlamak bakımından bu günü bir mücadele günü olarak da geçirdiğimizi belirtmek istiyorum. 2013 yılında Türkiye'de öne çıkan gelişmeler elbette ki Kürt sorununda barış ve çözüm süreci olarak adlandırdığımız süreçtir. Ama aynı zamanda yine Taksim Gezi Parkı direnişi ve sonrasında yaşanan gösterilere müdahalede ortaya çıkan polis şiddeti, devlet şiddeti yaşananlar aslında sürece önemli oranda belirleyen gelişmeler olmuştur. Özel sayı çıkarmakta ve afişler çıkarmaktadır. Türkdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü'ne nasıl girdiklerini işte bu sözlerle ifade etti. 2013 yılının Türkiye'de ağır insan hakları ihlallerinin yaşandığı bir yıl olduğuna dikkat çekti. Türkdoğan bu tespitini rakamlarla ifade etti. Ayrıca çözüme giden yolda atılması gereken adımları hatırlattı. Toplantı ve gösterilere müdahale sonucu doğrudan ya da dolaylı olarak 9 kişi 2013 yılında yaşamını yitirmiştir.
Haydi meçhul cinayet sonucu yaşamını yitiren insan sayısı 7 kişidir. Cezaevlerinde çeşitli nedenlerle yaşamını yitiren insan sayısı 25'tir. 2013 yılının bir özelliği Suriye'den kaynaklı devam eden iç savaşın Türkiye'ye yansımasıdır. Bu çerçevede patlayan bomba, çatışmalarda seken kurşun, sınırı geçenlere ateş açılması gibi nedenlerle 71 kişi yaşamını yitirmiş, 219 kişi yaralanmıştır. 2013 yılında 52 kişi kışlada zorunlu askerliğini yaparken 52 kişi intihar ederek ya da şüpheli bir şekilde yaşamına son verildiği Milli Savunma Bakanlığı verilerinden ortaya çıkmaktadır. İşkence ve kötü muamele konusunda sorun çok ağır bir şekilde devam ediyor. İşkence yer değiştirmiştir. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın 2013 yılının ilk 11 ayında işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı iddiasıyla toplam 884 kişi vakfımıza başvurdu. Gezi sürecinde görüldü ki Ethem Sarısülük'ün, Mehmet Ayvalıtaş'ın ve Ali İsmail Korkmaz'ın öldürülmeleri sonrasında açılan davalardaki tutum bu cezasızlığa tipik bir örnektir. GCG'nin ilan ettiği 8. Ateşkes ve Abdullah Öcalan'ın Nevroz'da okunan tarihi bildirisi önemli bir fırsattır. Dolayısıyla devletin, hükümetin bu süreçte atması gereken adımları atması ve bir an önce bu sürecin başarıya ulaşması noktasında gerekli tedbirleri alması gerekir. Eğer Abdullah Öcalan'la girilen diyalog süreci, müzakere sürecine dönüşmezse elbette ki sıkıntılar bizleri bekleyecektir. Kürt halkı Türk doğanın dikkat çektiği insan hakları haftasına katliamlarla girdi. Daha birkaç gün önce iktidar polisi Gever'de Reşat ve Veysel İşbirleri katletti. Katliamlara karşı direniş ise en üst boyutta. Gever halkı katliamı kınamak için dün de ayaktaydı. Musa Anter Parkı'nda kurulan direniş çadırındaysa nöbet eylemi düzenlendi. Öte yandan Reşit ve Veysel İşbilir'in cenaze töreninde polis saldırısı sonucu ağır yaralanan Bemal Tokçu'nun hayati tehlikesi devam ediyor. Tokçu'nun ağabeyi Mustafa Tokçu, Bemal PKK'li ise biz hepimiz PKK'liyiz, bu halkın hepsi PKK'lidir, bundan onur duyuyoruz şeklinde konuştu. Katliama yönelik tepkilerse devam ediyor. KESK Van Şubeler Platformu öncülüğünde yürüyüş ve basın açıklaması düzenlendi. YÖDER üyeleri de katliamı yürüyüşle protesto etti. Van'ın Ebeksaray ilçeleriyle Rıhan'ın Pirsus ilçesinde de kitlesel tepkiler vardı. Mardin'de de Artuklu Üniversitesi'nde okuyan yurtsever öğrenciler katliamcı zihniyete karşı yürüdü. Aynı amaçla Batman, İdir, Adana, Kocaeli ve Hatay'da da protestolar vardı. Bir diğer tepki de Van Barosu'yla Van Colemer Tabipler Odası'ndan geldi. Açıklamada meclis bünyesinde bağımsız ve tarafsız bir komisyonun kurulması talebi dile getirildi. İç ve dış kanama nedeniyle Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın avukatlarına görüş engeli devam ediyor. Avukatlar Rezan Sarıca, Cengiz Yürekli, Mazlum Dinç ve Raziye Öztürk'ün müvekkilleriyle görüşmek için Bursa Cumhuriyet Savcılığına yaptığı başvuru reddedildi. Avukatlara hava muhalefeti gerekçe gösterilerek görüşün gerçekleştirilemeyeceği bildirildi. Öcalan'ın avukatlarının 27 Temmuz 2011 tarihinden bu yana yaptığı tüm başvurular çeşitli gerekçelerle reddediliyor. Öcalan'ın başsağlığı dilediği efsanevi lider Nelson Mandela için bugün görkemli bir tören düzenlendi. Mandela'yı 95 bin kişi son yolculuğuna uğurladı. Tören 95 bin kişinin katılımıyla Johannesburg'un Soweto'daki FNB stadyumunda gerçekleşti. Törene katılanlar arasında 90'dan fazla başbakan ve cumhurbaşkanı bulunuyor. Ayrıca HDP eş başkanı Ertuğrul Kürkçü, BDP Van milletvekili Nazmi Gür, KNK başkanı Kemal Tahirzade ve Abdullah Öcalan'a özgürlük, Kürdistan'da Barış Uluslararası İnisiyatifinden Havin Güneşer de törende hazır bulundu. Bu arada BDP ve HDP heyetiyle görüşen Abdullah Öcalan'ın başsağlığı mesajının Güney Afrika hükümetine iletileceği de önceden ifade edilmişti. Mandela'nın naaşı daha sonra 11-13 Aralık tarihleri arasında Pretoria'da ziyarete açılacak. Türkiye'de adaletsizlikler insan hakları haftası tanımıyor. Hafta eylem ve etkinlikleri de polis engeline takıldı.
İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi 10-17 Aralık İnsan Hakları Haftası'nın açılışını basın açıklamasıyla verdi. Önce çok sayıda kişi İHA'de İstanbul Şubesi önünden Gezi Parkı merdivenlerine yürüdü. Ancak polis hafta gün dinlemedi, grubun önünü İstiklal Caddesi üzerinde kesti. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı polislere seslendi. Unutmayın, sizlerin de bir gün insan haklarına ihtiyacınız olacak ama emin olun o gün yanımıza geldiğinizde biz sizi koruyacağız dedi. Ardından döviz ve sloganlarla İHA'de şubesine yüründü. Şube Başkanı Ümit Efe ise Türkiye'nin hak ihlalleri sıralamasında durduğu noktaya işaret etti. Türkiye ve Kürdistan'ın tüm kentlerinde İHA'de şubeleri haftaya dair açıklamalar yaptılar. Açıklamaların ortak vurgusu devam eden baskı politikalarına son verilmesiydi. Hafta nedeniyle BDP ve HDP'den yazılı açıklamalar geldi. Açıklamaları BDP adına eş genel başkan yardımcısı Meral Danış Beştaş, HDP adına da eş başkan yardımcısı Ayhan Bilgen yaptı. Her iki açıklamada artarak devam eden ihlallere dikkat çekildi. Sıradaki haberimiz soykırım davalarına ilişkin. İstanbul KCK ana davasının 9. duruşması görüldü bugün. 83 tutuklu 204 Kürt siyasetçi ve insan hakları aktivisti yargılanıyor bu davada. Dava duruşmasının ikinci oturumunu tutsaklar protesto etti. Duruşmaya katılmadılar. Mahkeme ise tutsakları zorla getirme kararı çıkardı. Avukatlar aracılığıyla açıklama yapan tutsaklar eylemlerinin nedenlerini şöyle sıraladı. Tutsaklara verilen çoğu açlık grevleriyle ilgili toplamda 40 yılı aşan disiplin cezaları. 24 saat yaşam alanlarını gözetleyen kameraların kaldırılması taleplerinin reddi ve sürgün politikası. Öte yandan Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi savcısı BDP RUA Milletvekili İbrahim Ayhan için tahliye talebinde bulundu. Savcı talebinde Anayasa Mahkemesi'nin CHP Milletvekili Mustafa Balbay hakkında verdiği kararı emsal gösterdi. Bu arada diğer tutsak milletvekilleri Selma Irmak, Faysal Sarı Yıldız, Gülser Yıldırım ve Kemal Aktaş için yapılan başvuruların savcılar tarafından değerlendirildiği belirtildi. Evet, BDP'li vekillerin tahliye talebine ilişkin son gelişmeleri BDP Batman Milletvekili Ayla Akat'tan alacağız. Sayın Akat merhaba. Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar. İyi yayınlar, teşekkürler Ayla Akat. Sayın Akat, CHP Milletvekili Mustafa Balbay tahliye oldu. Tutuklu vekilleriniz için hukukçularınız tahliye başvurusunda bulundu. Son durum nedir, siz ne bekliyorsunuz? Evet. Biz de gerek Diyarbakır Barosu Başkanı'ndan gerekse de dosyanın ilk günden beri her türlü sıkıntısıyla ilgilenmiş ve gerekli başvuruları yapmış Sayın Cihan Aydın'dan, Avukat Cihan Aydın'dan aldığımız bilgileri sizlerle paylaşabilirim. En azından hukuki boyutu itibariyle. İbrahim Ayhan biliyorsunuz vekillerimizin tamamı aynı dosyada yargılanmıyor. İbrahim Ayhan Urfa milletvekilimiz, İbrahim Ayhan'ın yargılandığı dosya ayrı. Mardin milletvekilimiz Sayın Gülseren Yıldırım'ın yargılandığı dosya ayrı. Diğer vekillerimiz de ana davadan yargılanıyorlar. Bu nedenle her dosya ayrı şekilde ele alınacak. Ama yarın bir bütün karara çıkmasını bekliyoruz bizler. Sonuçta Anayasa Mahkemesi'nin kararları bir etnik ayrımcılık gözetiliyor. Her ne kadar AKP iktidarı sürecinde yargıda gözle görülür bir etnik ayrımcılık söz konusuysa da Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddelerinin sadece Kürtlere uygulandığı gerçeğiyle karşı karşıyaysak da bu böyle bir Anayasa Mahkemesi kararlarına karşı böyle bir pratiğin olmaması gerektiğine inanıyoruz. Böyle bir yükün altından AKP'nin kalkamayacağını da değerlendiriyoruz. Bugün itibariyle işte yargının verdiği karardır, yargının bugüne kadar yargının kararlarına müdahale etmedik şekildeki yorumları da gerçekçi ve samimi bulmuyoruz. Biliyoruz ki bu operasyonlar bugün seçilmiş
belediye başkanlarımızın, meclis üyelerimizin, vekillerimizin de dahil olduğu siyasi soykırım operasyonları Kürt halkının siyaset yapmasının önüne engel olarak konuldu. Ve Kürt sorunu yargıya havale edildi. Bir şekilde siyasal bir sorundu. Sorunu da siyaseten ele alınmalıydı parlamento çatısı altında. Ama 2009-14 Nisan itibariyle yargıya havale edilmiş ve o günden bugüne devam eden, aralıksız devam eden bir soykırım operasyonuyla karşı karşıyayız. Bu sorunun çözümü parlamentoda yasaların değiştirilmesi ve yeni anayasanın yapılmasıyla da çözülebilirdi. Ama kendi sorumluluk alanında olmamasına rağmen Anayasa Mahkemesi siyasi bir karar vermiştir gerçekte. O yüzden bu karar aynı zamanda hükümete ilgili düzenlemeleri yap kararıdır. Böyle değerlendirilmesi gerekir. Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerinde başta 220-6-7-8 olmak üzere İngiliz tüm maddelerinde de gerekli düzenlemeler yapılmalı, bunlar kaldırılmalı. Yine terörle mücadele kanunu kaldırılmalı. Toplantı gösteri yürüyüş yasasında ilgili maddelerde düzenlemeler yapılmalı mutlaka. Ceza infaz kanununda gerekli düzenlemeler yapılmalı. Parlamentoyu bekleyen sorumluluk budur. Anayasa Mahkemesi bu kararı vermiştir. Türkiye'de iki imza atmıştır. Zaten bireysel başvuru hakkı da 2010'daki referandum süreciyle kabul edilmiştir. Bu bireysel başvuru hakkının verilmesi noktasında esasında daha önceki yıllarda 2000'li yılların başlarında 2004 yılında Anayasa Mahkemesi'nin talebi olmuştu. Böyle bir hakkın tanınması noktasında ama 2010'a kadar bu hak tanınmadı. Ne zaman ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne uzun tutukluluk hali başta olmak üzere hak ihlalleri noktasında dosyaların akışında bir hızlanma ve dosya sayısında bir artış söz konusu oldu. O zaman bu bireysel başvuru hakkı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki dosya sayısını düşürmek için kullanıldı. Bunu da çok samimi bulmadığımızı belirtmek istiyoruz. Ama en nihayetinde böyle bir hukuken doğru olduğuna inandığımız ama yeterli bulmadığımız karar da verilmiş oldu. Bu uzun tutukluluk mağduru olanlar sadece milletvekilleri değildir. Milletvekilliği dışındaki diğer seçilmişlerimiz başta olmak üzere tüm siyasetçiler Keceke adı altında yargılanan başta ana dava olmak üzere hemen hemen tüm illere sirayet etmiş olmuş olan bu dosyalarda yargılanan tüm parti üyelerimiz, yöneticilerimiz, halkımız da mağdurudur uzun tutukluluk haline. Bu nedenle bu karar esasında parlamentoya görevini yap, yasama organına görevini yap, yasaları çıkar, anayasayı değiştir kararıdır aynı zamanda diye değerlendiriyoruz. Yarın tabii ki hepimiz tahliye haberlerini bekliyoruz. Tahliyeler halkımıza moral olacaktır. Tabii ki vekillerimizin tahliyesi bizler açısından tabii ki büyük bir sevinçle karşılanacaktır. Ama şu da bir gerçektir ki cezaevinde bulunan diğer arkadaşlarımızın konumlarında bir değişiklik olmaması bizim yasal anlamda değişikliklerin yapılması için mücadele gerekçemizdir de aynı zamanda. Vekiller bırakılabilir ama başta diğer seçilmişlerimiz halkımıza yönelik bu soykırım operasyonları devam ettiği sürece, yasalar değişmediği, anayasada ilgili düzenlemeler yapılmadığı sürece bu konuda bir samimiyet olduğuna ya da gerçekçi çözüme yakın bir pratik olduğuna bizler inanmayacağız. Yarın tahliye kararının ardından biliyorum ki Kürdistan'da bir bayram havası olacaktır. Bizler de halkımızla beraber bir sevinci paylaşacağız, yaşayacağız. Şimdiden tüm halkımızın gözü aydın demek istiyorum ben. Çünkü aksi yargıdaki etnik ayrımcının ispatlandığı anlamına gelir. Hükümet, AKP bu sorunun altında kalamaz diye değerlendiriyorum. Teşekkürler Sayın Akat. Ben sağ teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi teşekkürler. İyi akşamlar. Evet, değerli izleyenler, Ayla Batman milletvekili Ayla Akat aktardı. Anayasa Mahkemesi'nin siyasi kararlar verdiğini yineledi. KCK davalarında ve anayasada düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi. Tahliye BDP'li milletvekillerinin tahliyesine ilişkinse kararın yarın açıklanacağını paylaştı bizimle. Sıradaki haberimizle devam edelim. İnsan Hakları Haftası'na Türkiye Meclisi daha fazla ihlalin yolunu açan bir gündemle girdi. 2014 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısı bugün Türkiye Meclisi Genel Kurulu'na geldi. Son düzenlemelerle de kredi kartı kullanımını ve aşırı tüketime yönelik sınırlamaları genel kurulda 11 gün sürecek olan 2014 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı. Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından genel kurula sunuldu. Buna göre gelecek yılki giderler 436,4 milyar lira, gelirler
403,2 milyar lira, bütçe açığı 33,3 milyar lira ve faiz dışı denge ise 18,7 milyar lira olarak öngörülüyor. Merkezi yönetim bütçesinin hem hazırlanışı hem de denetlenmesi süreçleri sorunlu. BDP bütçenin demokratik katılımcılık esasıyla toplumun geniş kesimine esas alınmadan, müzakere ve onayına başvurulmadan hazırlandığını belirterek sert muhalefet gösteriyor. Bütçe maratonu 20 Aralık Cuma günü bütçenin tüm üzerinde yapılacak görüşmelerle sona erecek. Bu kararda denildi ki yeni şerhin yazılmasına. Meclis Başkanlığı bize yeni şerh için yazı yazmadı. Meclis Başkanlığı yeni şerhinizi verin demedi. Meclis Başkanlığı yeniden görüşlerinizi koyun demedi. Bütçe gündemine en çok emekçiler tepkili. Emekçiler temel haklarından kesilen meblağın kendilerine savaş olarak döndüğünü belirtiyor. Şimdi İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Dersim gibi birçok kentten mesajlar var. Kısaca izleyelim. Bize sesleniyoruz. Ülkemizi daha karanlığa sürükleyerek bu bütçeyi derhal geri çekin. 2014 bütçesinde kazanılmış haklarının gasp edilmesine karşı ülke çapında grev yapacağız. Savaşın ömrünün gerici düzenine karşı mücadelesinden bir an bile geri adım atmayan emekçiler olarak bugün buraya bu düzenin bütçesine karşı sesimizi yükseltmek için toplandık. Buradan meclise sesleniyoruz. Ülkemizi daha karanlığa sürükleyecek bu bütçeye derhal geri çekin. Bu savaş ve sömürü bütçesine karşı sesimizi yükseltmek üzere bir arada toplanmış bulunmaktayız. Başa değil, emekçiye bütçe. Bizlere dayatılmaya çalışılan bu bütçeyi kabul etmiyoruz. 19 Aralık 2013 Perşembe günü AKP hükümetini uyarmak için grevde olacağız. Bugünden itibaren Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeye başlanacak olan 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi tüm yükün yine emekçilerin omuzlarına yıkıldığı, emekçilerin ve halkın değil, savaşın, rantın, sermayenin ve muhafazakarlığın bütçesi olarak değerlendiriyoruz. Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu KESK insanca yaşam şiarıyla alanlara iniyor. Emekçiler hükümetin emek alanına yönelik baskılarına karşı 19 Aralık'ta grev gerçekleştirecek. Harcamalar, eğitim için harcamalar halkın cebinden çıkacak. Binlerce emekçi toplu iş sözleşmesi adı altında emek sömürüsüne karşı seslerini duyurmak için alanlara çıkacağını belirtiyor. 19 Aralık grevinin nedenlerini KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul değerlendirdi. Tombul 19 Aralık'ta yapacakları grevle AKP hükümetini uyaracaklarını belirtti. 2013 bütçesine de dikkat çeken Tombul şunları kaydetti. Aslında eğitim, sağlık gibi yatırımlara kaynak aktarma niyeti yok. Bu bütçe bir yıldır süren çatışmasızlık ortamından dolayı savaşa harcanan kaynakların azalması gerekirken bu bütçede savunmaya, savaşa ayrılan kaynak yine artırılıyor. Bu bütçede kamu güvenliği müsteşarlığına harcanacak kaynak artırılıyor. Bu da şu anlama geliyor. 2014 yılında daha fazla gözaltı, daha fazla toma, daha fazla job, daha fazla dinleme, daha fazla baskı anlamına geliyor. 2014 yılı bütçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'na ayrılan kaynak da artırılıyor. Yani eğitime, sağlığa, halkın ihtiyaçlarına harcanacak para azalırken aslında devleti daha fazla zor, savaş, muhafazakarlık, gericilik ve baskı aygıtlarına harcanacak para artıyor. Biz buna itiraz ediyoruz. Diyoruz ki 75 milyona kamu hizmeti üretiyoruz. Eğitim, sağlık ücretsiz olmalıdır. Herkes kolayca buna ulaşmalıdır. Yine Türkiye'de artık savaş harcamaları azalmalıdır, ortadan kalkmalıdır. İçeride ve dışarıda savaşın ortağı olmamalıdır Türkiye. Sorunlar demokratik yollardan çözülmelidir. Düşüncesini ifade eden, düşüncesini örgütlemek isteyenlere yaşanan baskı, zor ortadan kalkmalıdır. Bugün milletvekilleri, öğrenciler, gazeteciler 47 KESK'li cezaevinde tutuklu. Bu hukuksuz tutuklamalara derhal son verilmelidir.
Gezi Parkı direnişine katıldıkları için haklarında soruşturma başlatılanların iddianamesi tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame yargı ezberi. Yani toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek, ibadethaneyi kirletmek suretiyle zarar vermek, özel kıyafetleri usulsüz kullanmak, kamu görevlilerine hakaret etmek, kamu görevlerini usulsüz olarak üstlenmek gibi suçlamalar. Hazırlanan iddianamenin İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği belirtildi. Mayıs ayının sonunda başlayan Gezi direnişi tüm Türkiye'ye yayılmıştı. Gezi eylemlerinde 239'u çocuk, 3343 kişi gözaltına alınmış, 119'u tutuklanmıştı. Ayrıca 5 kişi de katledilmişti. Hak ve hukukun giremediği cezaevleri ve hasta tutsaklar için mücadele devam ediyor. Tuat Der öncülüğünde hasta tutsaklara özgürlük talebiyle Sert'te toplanan 10 bin imza Cumhurbaşkanlığı, Adalet Bakanlığı ve Meclise gönderildi. Ceyhan M tipi kapalı cezaevinde kalan Güloğlu'nun koğuş arkadaşları İHAD Adana Şubesi'ne mektup gönderdi. Hasta tutsak Güloğlu'nun tüm ihtiyaçlarını kendilerinin yardımıyla karşıladığı kaydedildi. Ayağa kalkmakta zorlandığı için yemeklerini dahi yatağında yiyebildiğini belirten arkadaşları duyarlılık çağrısında bulundu. İHAD Adana Şube Başkanı Şahin Kılıç ise insan hakları savunucuları olarak Adalet Bakanlığı'nı ve hükümeti uyardıklarını kaydetti. Cezaevlerinde yoğun bir şekilde idarenin baskısı var. Bizler bu baskıların bir an önce sonlandırılmasını istiyoruz dedi. Bu arada Urmiye T tipi cezaevinde bir yıldır adli bir suçtan tutuklu bulunan Murat Yavuzcan'ın bugün intihar ederek yaşamını yitirdiği iddia edildi. Ağabeyi Ali Yavuzcan bize intihar ettiğini söylediler. Öldürülmüş de olabilir. Başka bir durum da olabilir dedi. Kadın Ordusu Yeja Star 6. olağan konferansını gerçekleştirdi. 27 Kasım 4 Aralık tarihlerinde gerçekleşen konferansa 134 delege ve dinleyici katıldı. Hemen medya savunma alanlarındaki konferansın detaylarına bakalım. PKK'nın kuruluş yıl dönümüne denk getirilen konferans 27 Kasım töreniyle başladı. PKK Genel Başkanlık Konseyi üyesi Elif Ronahi, törende Kadın Özgürlük Ordusu'nun 20. yılına ulaştığı düzeye değindi. Konferansın açılış konuşmasını Yeja Star Merkez Karargah Komutanı Delal Ahmet yaptı. Kadının özgürlük yürüyüşü PKK ile başlamıştır ve 35 yıldır büyük bir başarıyla devam etmektedir. Özgürlük mücadelesinin mimarı ise Önder Apo'dur dedi. Ahmet, Yeja Star Konferansı'nın temel görevinin de Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'a özgürlük ve Kürt halkına statü hedefini gerçekleştirecek bir mücadele olduğunu kaydetti. Konferansta dünya ve Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı. Rojava'da Kürt halkının Kürt kadını öncülüğünde büyük bir direniş yürütmekte olduğu vurgulandı. Tartışmalar ardından 2 yıllık planlama yapıldı. Temel kararlar arasında ise Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın özgürlüğünü sağlama ve demokratik özerkliğin inşası yer aldı. Yeja Star ana karargahı, Yeja Star merkez karargahı olarak yeniden örgütlendirildi. Suriye Kürtleri Ulusal Koalisyonu'nun Cenevre 2'ye katılma kararına tepkiler devam ediyor. Diğer yandan da Rojava'da halk direnişi sürüyor. NKS'nin Cenevre 2'ye Suriyeli güçlerle katılma kararına Rojava halkının tepkisi sürüyor. Afrinliler NKS içerisinde yer alan partilere Rojava halkının çıkarları doğrultusunda hareket etme çağrısı yaptı. Bu arada Afrin'de ise sivil toplum kuruluşlarıyla Halk Meclisi çetelerin saldırılarını basın açıklamasıyla protesto etti. NKS'ye çetelerin değil direniş cephesinde yer alma çağrısı yaptı. Kamuşlu'da ise 13 gençlik örgütü Rojava Demokratik Özerk Yönetimi'nde gençliğin rolünü tartışmak için bir araya geldi. Meclis oluşturma gidilen toplantıda
Demokratik özelliğin inşasında da gençliğin öncü rolü oynaması gerektiği dile getirildi. Öte yandan YPG tarafından özgürleştirilen köylerde ise demokratik özelliğin inşa çalışmalarına hız verildi. Arap köyü olan Erur köyünde gerçekleştirilen toplantı sonrası halk meclisi ilan edildi. Rojava halkı çetelere karşı direnişte yaşamını yitiren evlatlarını son yolculuğuna uğurluyor. Sabra, böbre, ihanet! Sabra, ihanet! Böbre, ihanet! Sabra, ihanet! Böbre, ihanet! 8 Aralık günü çetelerin Cip El Fereç kentine düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren Salih Süleyman Şeh'e son yolculuğuna uğurlandı. Kobane'nin Termik köyünde bulunan Rojava Şehitliği'nde düzenlenen törene binlerce kişiyle birlikte Şehit Aileleri Kurumu, Halk Meclisi, TEVDEM yöneticileri de katıldı. Cenaze töreninde yapılan konuşmalarda çetelerin saldırılarının Rojava halkının iradesini kıramayacağı belirtildi. Konuşmalar ardından Salih Süleyman Şeh'e toprağı verildi. Şehit Elifabem, Elifabem, Jiber Em Fadim, Persefa Serum Kapı'na, Persefa Serum Kapı Bina Bici, Persefa Serum Kapı Dibici, Dibici'n Heger ve Kurt'in, Gerek Ul Fadil Hepti Terkebin. Sırada dünyadan öne çıkan bir gelişmede Fransa geçtiğimiz Cuma günü Orta Afrika Cumhuriyeti'nde askeri operasyon başlatmıştı. BM onayıyla operasyonlarına devam eden Fransa ile ülkedeki Seleka milislerinin arasında çatışmalar yaşanıyor. Şu ana kadar iki Fransız askerinin öldüğü açıklandı. Başkent Bangui ve çevresinde konuşulan Fransız birlikleri çok sayıda Seleka militanını yakalayarak etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Müslüman Seleka isyancılarının geçtiğimiz Mart ayında iktidarı ele geçirmesi sonrasında gerilim giderek tırmanmıştı. Geçen haftaki olaylarda ise 400'e yakın kişi hayatını kaybetti. Fransa'dan bağımsızlığını 1960'larda kazanan Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bugün itibariyle 1600 Fransız askeri bulunuyor. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin de Fransa'nın talebi üzerine bu ülkeye asker gönderme kararı aldığı bildirildi. Günün gelişmelerini aktardık. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.